Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben İrem, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Misafir yemek takımımı aldım arkadaşlar sonunda. Gerçi ben alalı bayağı bir oluyor ama bir türlü gösteremedim. Ona sıra gelmedi vesaire derken artık dedim ki bir göstereyim onu sizlere. Ben böyle zaten hep söylüyorum. Yemek takımımı daha böyle şey istiyordum, misafir yemek takımımı. Sade, şık, her şeyle kombinleyebileceğim. İşte bardakla ya da sofradaki aksesuarla vesaire daha da şıklaştırabileceğim, daha da hareketlendirebileceğim bir şey istiyorum demiştim. Ve o tarz bir şey aldım. Şöyle bir takım aldım arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bu şekilde. Bu takımı artık zaten gerçekten görmeyen, bilmeyen, duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Bu biliyorsunuz ki Mikasa Mor'un bir takımı. İlk önce Mikasa Mor çıkardı. Daha sonra birçok marka bunu yaptı aslında. Ben bunu gördüğümden beri tam olarak benim istediğim, aradığım özellikteki yemek takımı dedim. Ve bunu almaya karar verdim. Yani ta o zamandan beri ne kadar oluyor? 1 yıl vesaire olmuştur. Şöyle mesela çorba kasesini göstereyim. Hem sade dediğim gibi hem de şık. Şurada bilmiyorum belli oluyor mu ama gold yaldızları var. Çok güzel duruyor. Zaten gold aşığı biri olduğumu anlamışsınızdır. Kesinlikle misafir takımımda gold istiyordum. Ama ben şöyle takımları sevmiyorum arkadaşlar. Böyle hani kendinden desenli, hani böyle dantelli gibi oluyor ya. Onları hiç sevmiyorum. Tamamen sade bir şey istiyordum. Ama hani böyle dümdüz tabakta olsun istemedim. Yani illaki bir gold detayı olsun istedim. Bu da tam olarak benim aradığım takım. Şimdi bunun özelliklerini zaten görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Normal alışa gelmiş misafir takımına daha farklı formu. Şu şekilde. Mesela bu da çukur tabağı, yani yemek tabağı diye geçiyor. Yani şu formu benim çok hoşuma gitti gerçekten. Hani hem sade bir takım, hem şık bir takım, hem de farklı bir takım. Yani gerçekten bu farklılığı beni çok cezbeden bir özelliği oldu. Şu da mesela pasta tabağı arkadaşlar. Şu form var ya, hani şu dik gelme olayı. Zaten ilk Mikasa Mor çıkardı bunu. Ve ben bayıldım gerçekten. Şimdi artık bütün markalarda bu formu görebilirsiniz. Bütün markalar artık çıkartıyor. Ve gerçekten farklı. Yani daha önce böyle bir yemek takımı bu formda yoktu. O yüzden ben ilk bunu gördüğümde gerçekten aşık oldum. Şu şekilde göstereyim. Pasta tabağı bu. Hepsinin kenarında şu şekilde gold detayları var arkadaşlar. Ve porselenin rengine de gerçekten bayıldım. Ben böyle çok aşırı grimsi ya da böyle daha kreme çalan porselenleri sevmiyorum. Bu porselen rengi tam olarak benim sevdiğim renk. Bu da mesela servis tabağı. Bunun da boyutu çok iyi ve bu takımda en sevdiğim de şu oldu. Mesela normal servis tabaklarına bakın mesela arkadaşlar. Onların hep şu kısımlarında bir çıkıntı olur. Aslında tabağa koyduğumuz yiyecekleri alanını daha da daraltır. Yani hani hep aynı boymuş gibi gözükür ama o çıkıntıya mesela yiyecek koyamazsınız. Hep ortaya koymak zorunda kalırsınız ve biraz alanı daraltır aslında. Bu kesinlikle öyle değil arkadaşlar. Yani şu formda olduğu için gördüğünüz gibi bütün bu alanı, yani işte atıyorum mesela 27 santim bu diyelim. Ben 27 santim bütün alanını kullanabiliyorum bu tabakta. Buna da bayılmıştım gerçekten. Şöyle göstereyim. Yani çok severek aldım. Bunu gördüğümde zaten, yani bir sene önce falan gördüm neredeyse. Ve başka hiçbir misafir takımına bakmadım. Yani annem dedi hani bakalım edelim, birçok şey gösterdi bana. Hayır dedim, kesinlikle ben bu takımı istiyorum. Benimki bu arada Mikasa Mor değil arkadaşlar. Bunun aynısını Mikasa Mor'dan hemen sonra Pink & Mor diye bir marka var. Belki duymuşsunuzdur. Hemen sonra bu marka çıkardı. Burada kaldım. Acaba alsam mı? Nasıl olur? Vesaire. O yüzden bir beklemeye aldım. Yani hani bir sene önce görmüşsün, neden yeni aldın diye soracak olursanız sebebi buydu arkadaşlar. Bu takımında böyle bir alınmasını, bir yorumlarını görmek istedim. Hani çünkü fiyat farkı olduğu için
eğer dedim bu da iyiyse ben bunu alırım diye düşündüm. Ve öyle de oldu. Biraz bekledim bunu. Alınmasını, kullanıcı yorumlarını vesaire bekledim. Ve gerçekten de bunu da alan çok insan oldu ve çok çok memnunlar. Hiçbir şekilde bunun da makinede sıvı deterjanla yıkandığı sürece bir şey olmadığını, gayet kaliteli olduğunu söylediler. Öyle olunca tamam dedim, ben bunu alayım. Bu şekilde. Sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam, Pink & More'da 12 kişilik olarak satılmıyor. Çok emin olmamakla beraber 6 kişilik olarak satılıyor. Biz de o şekilde aldık. İlk önce bir 6 kişilik aldık annemle. Hani dedik bir görelim nasıl, iyi gelecek mi gelmeyecek mi vesaire diye. İlk 6 kişilik aldık. İnceledik. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Ve aldığım satıcıyı aşağıya eklemeye çalışacağım. Çok ilgili bir satıcı. Zaten yorumlarında da herkes belirtmiş. Yani alan herkes satıcıya teşekkürlerini belirtmiş. Satıcı bunu kargoyla göndermedi bana arkadaşlar. Direkt kendisi kendi aracıyla getirdi. Yani totalde 12 kişilik olanı 1500 liraya falan geldi ki bence çok iyi. Yani şu anki piyasaya bakarsanız 12 kişilik yemek takımları biraz fazla fiyatlarda. Biz indirimde aldık 700 küsüre. Normal fiyatı 850-900 falan diye oynuyor diye biliyorum. Ben yine aşağıya eklerim. Siz almak isterseniz indirimden alabilirsiniz. Bununla ilgili sofra kurmayı düşünüyorum. Orada da size göstereceğim. Tekrar şöyle bir göstereyim duruşlarını. Kırmazsam eğer. Şu şekilde. Yani çok güzel gözüküyor. Gerçekten bir tane masa örtüm var. Diyecek ama. Annem geçenlerde Eminönü'ne gitti arkadaşlar. Ki bu zaten Trendyol'da da satılan bir masa örtüsü. Bunun takım şeklinde olanı da var. Ben şimdi hemen örtüyü açıp göstereyim. Şöyle örtümüz bu şekilde arkadaşlar. Annem bunu ne kadar aldım dedi. Sanırım 45 ya da 50 olması lazım. Ben kendi masamızda denedim. Bizim masamız biraz normal masalara göre bir tık daha büyük. Gayet iyi oldu. İlla oluyor mu bilmiyorum ama. Boyutu neydi? Hemen onu söyleyeyim size. 150-220 santim bu masa örtüsünün boyutu. Bununla bir sofra kurup fotoğrafını eklemeye çalışacağım. Ya da belki kısa bir video eklerim videonun sonuna. Yani bir görmenizi istiyorum gerçekten. Kalitesi hoşuma gitti. Gayet iyi. 45-50 lira için. Bence alınabilecek bir şeydi. Geçenlerde H&M'de çok beklediğim bir şey stoğa girdi arkadaşlar. Ne diye soracak olursanız hemen gösteriyorum. Tabii ki de bu herkesin bayıldığı salata servis gereçleri diye geçiyor. Ben buna gerçekten bayılıyordum arkadaşlar. Çok fazla yorumlarına falan da bakmıştım bloglarda. Bu şeyin uzun olduğunu söylüyorlardı ama çok sıkıntı etmedim. Benim için çok sıkıntı değil. Eğer size çok fazla uzun gelirse şu tutma kısımları tercih etmeyebilirsiniz. Ama ben çok şık durduğunu düşünüyorum. Geçenlerde bir indirim kuponu geldi H&M'den. Onunla aldım. Ne kadara geldi bana? 80 liraya mı? Öyle bir şey geldi. Sanki %15'lik bir indirim kuponu verilmişti. %10 ya da %15 olması lazım. Normalde fiyatı 100 lira. Bana dediğim gibi 80 liraya geldi bu. Çok severek aldım gerçekten. Ara ara bakabilirsiniz. Bu aralar stoğa giriyor çoğunlukla. Görüyorum ben yine de. Gerçekten çok güzel. Bu arada benim biliyorsun Emsan'dan Golden Ox almıştım çatal kaşık misafir için. Şöyle göstereyim yan yana. Uyumlarını görüyorsunuz. Gerçekten yani. Ben çok inceledim. Hani çok farklı dursun istemedim sofradaki çatal kaşık gereçlerinin. Tonların yani neredeyse birebir aynı diyebilirim. O yüzden ben gönül rahatlığıyla aldım. Siz de eğer Emsan aldıysanız rahatlıkla bunu tercih edebilirsiniz. Bu da bu şekildeydi. Takip etmekte yarar var. Bime biliyorsunuz ki fakirin bu el rondosu geldi. Hemen açıp size göstereyim bunu. Fişinde saklamışım hatta. Fiyatı ipli doğrayıcı diye geçiyor. Fiyatı 70 lira. Bu internette daha pahalıya da satılıyor arkadaşlar. İşte Trendyol gibi sitelerde. Bime 70 liraya geldiğini görünce ben aldım. Daha doğrusu annem aldı benim için.
Şöyle çıkarayım hemen. Biliyorsunuz Tefal'in de var doğrayıcıları. Ama büyük boy olanınkinin fiyatı bana aşırı pahalı geliyor. Yani bir doğrayıcı için çok olduğunu düşünüyorum. Yani 200-300 lira arasıydı galiba büyük boyu. Küçük boyunu da ben mağazasında gördüm. Çok küçük geldi gözüme. Yani bir tane soğanı anca içine atarsınız. Ama bu mesela boyutu çok ideal. Yani 2-3 soğan kadar alır. Farklı şeyler de koyabilirsiniz içine. Ve özellikle 3 bıçaklı olmasına çok dikkat ettim. 2 bıçak çok iyi yapmıyor. Yani daha böyle kuvvet uygulamanız gerekiyor. Daha uzun zamanınızı alır. Yani yapar yine ama uğraşmanız lazım. İşte içinden çıkar, geri koy vesaire. Bu tarz hem haznesi büyük hem de bıçak sayısı büyük doğrayıcılar çok daha iyi oluyor. Bir kere de halletmiş oluyorsunuz işinizi. Şöyle kafasından çıkarıyorsunuz. Atıyorum. Şöyle. Gözüküyor mu bilmiyorum ama çok rahat bir şekilde yapıyorsun. Yani hiç öyle beni zorlayacak bir şey yok. Çok rahatım yani yaparken. Onun dışında şu kısmın saklanıyor olması da yani tasarıma dahil edilmesi de çok hoşuma gitti. Yani buna mutlaka bakın. BİM'e yine belki gelebilir ara ara. İnternetten de alabilirsiniz. Ben yine aşağıya linkini koyarım. Karar sizde kalmış. Yine aktüele gelen ürünlerden devam edeyim istiyorum. Biliyorsunuz Arda Türkmen'in bir hazırlık seti var arkadaşlar. 3 tane borcamı, 1 tane de bardağı bulunuyor içinde. Şimdi ben aslında onu alacaktım ama fiyatları yükseldi böyle. İlk zamanlardaki, benim almayı düşündüğüm zamanlardaki gibi uygun fiyata gelmiyor artık. Biz annemle düşündük. Dedik ki hani her boyunu almamıza gerek yok. Yani bu ikisinin yeterli olabileceğini düşündük. Annem ilk şu boyunu almıştı. Bu boyu gelmişti BİM'e. Sonra hemen ertesi haftada bu boyu gelmişti. Bu iki boyun bana yeterli olacağını düşündüm. Bir de ben çünkü çelik karıştırma çırpma seti almayı düşünüyorum. Acar'ın ya da Sofram'ın. Hangisi olur bilmiyorum ama yani iki tanesinin bana yeterli geleceğini düşündüm. Hani bunda mesela hamur yoğurabilirsiniz. Yine kek çırpabilirsiniz. Kısır yapılabilir içinde vesaire. Her türlü kullanılır. Boyutu çok çok iyi. Bunda da mesela hani iki kişi olacağımız için başta İki kişilik sofralarımda bunu salata kasesi olarak kullanabilirim. Yine az porsiyonlu şeylerde kullanabilirim. Gayet iyi olacağını düşünüyorum. Şöyle A101'e şu fırın sütlaç kaseleri geldi. Şöyle, ben fırında sütlaca bayılıyorum arkadaşlar. O üstündeki yanmış kısmını çok seviyorum. O yüzden bunları ben bol bol kullanacağımı düşünüyorum gerçekten. Fiyatı da çok uygun. Yani ne kadardı? Maksimum 20 liradır. Hani yani o kadar bile değildir diye düşünüyorum. Bunları da almış oldum. Ama şey olduğu için arkadaşlar, hani güveç tarzı olduğu için kolay böyle kırılabilecek. Yani hatta bazı yerleri çatlayabiliyor vesaire. Dikkatli kullanmak lazım. Çok böyle üst üste getirmemek lazım. Yastıklarımı göstereyim size arkadaşlar. Yine BİM'e şu yastıklardan geldi. İki tane ama ben sadece bir tanesini göstereyim. Sığmayacak çünkü. Şu şekilde. Bunlar BİM'e geldi arkadaşlar. Bambu diyor. %30 bambu, %70 pamuk diyor. Tamamen bambu değil. Ama şeyi falan hoşumuza gitti. Böyle işte gramı yüksek. Onun dışında ne çok sert ne çok yumuşak. Hani misafire falan da kullanırız diye düşündük. Bakacağım. Hani bir deneyeceğim. Ben şu anda kaç tane yastığım oldu? 2 tane biliyorsunuz Pierre Cardin'den böyle yorgan 2 yastıklı bir takım almıştım. Onun videosunu da eklerim yukarıya. Orada zaten 2 tane yastığım var. 2 tane böyle aldım. 4 tane. Ben yatağın üstüne zaten 4 tane yastık illaki kullanacağım. Nişanlım zaten 2 yastıkla yatıyor. Ben 2 yastıkla yatmasam da görünüş açısından 4 yastık mutlaka yatağın üzerinde kullanacağım. Bir de 2 tane daha alırım. Daha da almam arkadaşlar. 6 tane gayet yeterli. Zaten bunlar yer kaplayan şeyler. Yani 8 tane, 10 tane almanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Fazlasına hiç gerek yok. Yani bunları bile nereye sığdıracağım diye düşünmüyor değilim. Böyle BİM'e gelen yastıklara bakabilirsiniz. Hani misafir için vesaire. Karaca'dan devam edelim.
Harika'dan şöyle bir kutum var. Bunları da alalı bayağı bir oluyor aslında arkadaşlar. Bir türlü gösteremedim size. Bir ara Karaca çok güzel bir indirim yaptı. O indirimde bu baharatlıklar çok güzel düştü arkadaşlar. Şu şekilde. Bu Karaca Raven baharatlıkları artık bilmeyenimiz yoktur. Ben bunların görüntüsüne aşığım. Siyah ve gold zaten en sevdiğim uyum. Çok güzel durmuyorlar mı? Böyle mat olması, işte şekli vesaire ben çok beğeniyorum. Misafir sofralarımda mutlaka her misafir soframda kullanacağım bunları. Ayrıca ben bunları tezgah üstünde de kullanmak istiyorum. Biliyorsunuz bir mermer, yuvarlak mermer stand almıştım. İşte yağdanlığımı, bunları, işte H&M baharatlık setimi vesaire onun üzerinde kombinlemeyi düşünüyorum mutfakta. Bu sanırım 20 santim olanı. Bu da 15 santim olanı. İkisini de aynı boy almayı zaten düşünmüyordum. Hani farklı boyda olmaları daha hoş bir görüntü gösteriyor. Ama ikisini de büyük de almak istemiyordum. Bir de 21 santim olanı var yanlış hatırlamıyorsam. Çok büyük olacağını düşündüm. Bu görüntü benim daha çok hoşuma gittiği için bu şekilde tercih ettim boyutlarını. Siz de bakabilirsiniz. Bu aralar indirimde değil ama ben yine de aşağı linkini eklerim. Favorilerinizi alırsanız indirim zamanı gerçekten çok güzel, şık ürünler oluyor. Karaca'dan bir ürünüm daha var. Biliyorsunuz yine geçmiş videolarımın birinde bahsetmiştim. Karaca'nın şu saklama kabını alacağımı söylemiştim. Canım Melike'cim bana önermişti bunu. O da almıştı. O daha böyle soft renklerini almıştı. Aslında ben de onu alacaktım arkadaşlar. Ama sonra mağazada bunu gördüm. İnternette çok hoş durmuyor bunun fotoğrafı. Ama mağazada görünce niyeyse böyle aslında ben soft renkleri mutfakta daha çok seviyorum. Hiçbir zamanda böyle rengarenk bir şey alacağımı düşünmedim. Hani saklama kabında bile hep mesela beyaza gidiyorum ya da siyaha gidiyorum biliyorsunuzdur. Ama bunlar bir hoşuma gitti yani. Hani dedim ki bunlar da böyle rengarenk olsun. Yani daha canlı gözüktü gözüme. Öbürü böyle mağazada böyle çok soluk geldi. Hani yan yana duruyorlardı. Belki o yüzden öyle geldi bilmiyorum ama bu daha bir hoşuma gitti. Daha canlı renkleri. Bunu almak istedim. Bunun fiyatı ben alırken ben mağazada gördüm ama internetten aldım. Ne kadardı? Ya 40 olması lazım ya da 50 olması lazım. Bu üçünü beraber almıştım. Baharatlıklarla beraber. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı. En sevdiğim yanı böyle iç içe geçiyor olması arkadaşlar. Kapakların dahi. Yani kesinlikle yer kaplamayacak. Düşünsenize mesela bu kaçlı? Altılı bir saklama kabı. 6 tanesini ayrı ayrı ya da üst üste koyduğunuzu düşün, çok fazla yer kaplar. Ama bu şekilde bir tane saklama kabı yeri kaplıyor. O yüzden bunu mutlaka alın arkadaşlar. Yer sıkıntısı çekeceğinizi düşünüyorsanız özellikle. Ben bunu gözüm kapalı öneriyorum. Bir rengi daha var. Onu da linke eklerim. Artık hangisi hoşunuza giderse. Şimdi şurayı birazcık temizleyeyim istiyorum. Etrafım çok kalabalık oldu. Şimdi şunları göstereyim. English Home'dan annem bana iki çift yastık kılıfı almış. Şöyle göstereyim. Bir tanesi tam olarak böyle bir toz pembe. Şöyle. Bir tanesi de mint gibi ama mint yeşilinden de bir tık bir ton daha açık sanki. Hani tam mint değil ama onun bir tık açığı gibi duruyor. Bu şekilde. Benim yine böyle Touch'tan aldığım nevresimlerim var. Onlarla uyum sağlayabilecek yastık kılıfları. Çok bu tarz renkli şeyleri çok sevmiyorum ama dediğim gibi bir iki nevresime uyum sağlayacak şeyler. Annem almış bunları. Fiyatları 35 lira yazıyor. Ama galiba o indirimden aldı diyebiliyorum. İndirimde daha uygun fiyatlara düşüyor bunlar. İndirimde almanızı öneririm. Şöyle iki tane kupam var. Bunlar Madame Coco mu, English Home mu? Şu anda tam emin değilim. Böyle ya English Home ya Madame Coco. Zaten ikisinde de benzer şeyler oluyor her zaman. Şöyle iki tane çay kupası almış annem. Ben bu boyuttaki çay kupalarını çok seviyorum. Yani çay fincanı diyeyim daha doğrusu, kupa değil de. Bu boyut bana çok ideal geliyor. Bir tık daha büyüğü mesela çabuk soğutuyor çayı. Çay fincanlarında da böyle
her zaman içmeyi çok sevmiyorum. Genelde misafirle çay fincanında içmeyi seviyorum. Ama ikimiz tek başımıza kahvaltı yaparken nişanlımla bunlar çok iyi olur. O da kupada içmeyi seviyor. Bunları çok rahatlıkla kullanırız. Farklı modellerden yine ikişer tane daha almayı düşünüyorum. Misafire bu tarz şeyler vermeyi ben çok sevmiyorum. Onlara çay fincanını kullanırım. Pardon, çay bardağını kullanırım. Biz kendimizken bunları kullanırız. O yüzden ikişerli alacağım yine bunlardan. Bu arada fiyatlarını söyleyeyim. Tanesi 9.99'muş ama dediğim gibi annem büyük ihtimalle indirimde falan aldı bunları. Bir Madame Coca poşetim var arkadaşlar. İçinden fişi de çıktı. Tamam, o gösterdiğim çay fincanları İngiliz onun arkadaşlar. Madame Coco'nun değilmiş, onu anlamış olduk. Şimdi şöyle bir tanesini çıkartıp göstereyim. Çok fazla yer kaplamasın. Şöyle, benim hiç dondurma kubum yok arkadaşlar. Şu şekilde. İlla ki görmüşsünüzdür bunu. Bence dondurma için gayet iyi. Tatlı da koyulabilir içine. Puding koyabiliriz. Ama dondurma için çok çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok kibar, çok zarif duruyor. Şu tarz detayları ben zaten çok seviyorum. İllaki biliyorsunuzdur. Yani çok hoşuma gitti benim. Çok aşırı uzunlar, böyle çok yer kaplar. Bunun boyutu çok çok ideal. Eğer almak isterseniz aşağıya dediğim gibi linkini ekleyeceğim. Bir paketin içerisinde 4 tane var. Annem bana 2 paket almış. Yani 8 tane. Çok fazla dondurma farklı farklı kupları almayı düşünmüyorum. Belki bir takım daha alırım. 6 kişilik ya da 4 kişilik farklı modelde. Onun dışında almam. Dediğim gibi bunlar her zaman böyle sürekli kullanılan şeyler değil. O yüzden bunları çok fazla almayı düşünmüyorum. Fiyatlarını hemen söylüyorum. Yine sanırım indirimden almış annem. Normal fiyatları 37.99 liraymış arkadaşlar. Annem ikisini 38 liraya almış. Evet. Yani iki al bir öde vardı sanırım. Bir tanesi bedavaya gelmiş. Çok iyi. Yani 8 tane kuba 38 lira vermiş. Çok iyi gerçekten. Madame Coco ve İngiliz Home'da bu tarz indirimler çok oluyor. Mutlaka takip edin. Çok uzasın istemiyordum ama gerçekten çok biriktiği için aldığım ürünler. Yine böyle göstermek istedim fazla fazla. Az ürün olsun istemedim bu sefer. Bu şekilde. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım içlerinden size uyan şeyler olur. Ben aşağıya hepsinin linkini ekliyor olacağım. O şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum mutlaka. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Evet, söylediğim gibi sofrayı kurdum. Size göstermek istedim. Tabii ki bayağı bir eksiği var sofranın ama şu anda bütün çeyizim kulilerde olduğu için hepsini çıkaramadım. Ama mutlaka evime geçtiğimde sizlere böyle sofralar kurup göstereceğim tabii ki de. Şu şekilde tabakların güzelliğini görmenizi istedim. Yani bakar mısınız? Hem çok sade hem çok şık duruyor. Gold'la uyumu da zaten efsane. Şunlar benim zaten biliyorsunuz Emsan Golden Ox takımım. Kaşıkların yerleri doğru olmayabilir. O konuda lütfen kızmayın bana. Çünkü daha bilmiyorum tam olarak. Öğrendiğimde daha güzel bir şekilde yerleştiririm. Bardaklar benim bardaklarım değil bu arada. Annemin bardakları ama çok seviyorum bu kadehleri. Benimkiler kolide olduğu için bunlarla göstermek istedim. Şu şekilde masa örtüsünün duruşunu da görebilirsiniz. Gerçekten ben uyumlarına bayıldım. Mutlaka ama mutlaka bir siyah masa örtüsü edinmenizi öneririm. Şu şekilde. Orta servislikleri eksik, baharatlıkları eksik vesaire ama dediğim gibi kendi evime geçtiğimde hepsini tam olarak kurulu bir şekilde düzenleyip göstereceğim sizlere de. Benim sofram, çeyizlerim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir.